Hepinize merhabalar. 2021 ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar size 8. videoyu çekiyoruz. 2021 yılında sizlere çıkacak olan sorular. İlk yardım soruları, güncel yeni sorular. En çok çıkan açıklamalı tam 35 soru çözeceğiz. Artık ilk yardımdan soru kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Özellikle bundan önce atmış olduğum diğer videolarda mutlaka çözün arkadaşlar. 2021 yılında ehliyette ilk yardım sınavını hazırlık sorularını çözüyoruz. YouTube kanalımıza abone olup Nedim Şeker Akademi Instagram'dan takip ederek çıkmış ehliyet sorularını çözelim. 2021'de kazanalım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Ve birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Birinci sorumuz kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? A. Trafik, B. Girişim, C. İlk yardım, D. Yöntem. Tabii ki arkadaşlar bakın burada kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmek demek ilk yardımdır. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Evet, ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza geçmeden önce ilk yardımın temel amaçları nelerdir? 1. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak. 2. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. 3. Hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek. 4. İyileşmeyi kolaylaştırmak. Buradan da soru geliyor. Hasta yaralılarda ilk yardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir dediğinde hasta yaralıya tıbbi müdahalede bulunmak ilk yardımın öncelikli amaçlar arasında yer almaz arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. İkinci soru kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak. B. Kazayı yetkililere haber vermek. C. Yaralıları araçtan çıkarmak. D. Yaralıları belirlemek. İlk yardımcının öncelikle yapması gereken kaza mahalline gittiğinde kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlaması gerekiyor. Reflektörleri mutlaka kazaya ikinci bir kaza olmaması için, başka bir kaza olmaması için orada güvenlik almamız gerekiyor. Cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Hayat kurtarma zinciri halkalarında mutlaka sınavda soru geliyor. Çok çok önemli. Birinci halkamız sağlık kuruluşuna haber vermek. İkinci halkamız olay yerinde temel yaşam desteğine başlamak. Üçüncü halkamız ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması. Dördüncü halka hastane acil servislerinde müdahale yapılması. Sınavlarda hayat kurtarma zincirinin örneğin birinci halkası hangisidir sorulduğunda sağlık kuruluşuna haber vermek veya bunları karışık verip düzgün sıralama yapın şeklinde de sınavda soru gelebiliyor. Bakın hemen sınavda soru çıkmış, size de çıkar arkadaşlar. Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisidir? A. Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği. B. Sağlık kuruluşuna haber vermek. C. Ambulans ekiplerince yapılan müdahale. D. Hastane acil servislerinde yapılan müdahale. Birinci halkayı soruyor bakın arkadaşlar. Birinci halka sağlık kuruluşuna nedir? Haber vermektir. Cevap Bursa seçeneği olacaktır. Evet. Dördüncü sorumuza geçmeden yine tekrarlayarak gidiyoruz arkadaşlar. Konularımızı çok çok önemli hasta yaralıların ilk değerlendirme aşamalarından. Bakın burası ilk yardımın arkadaşlar kalbidir. Yani burayı bilmeniz çok çok önemli. Bir çevre güvenliği sağlanır, bilinç kontrol edilir, ilk yardımın ABC'si değerlendirilir. İlk yardımda ABC çok çok önemlidir. A. Hava yolu açıklığını değerlendiriyoruz. B. Solunumu değerlendiriyoruz. D. Dolaşımı değerlendiriyoruz. Hava yolu ağız içi cımbızla temizleniyor. Başçene pozisyonu veriliyor. Bakın şekilde olduğu gibi. Solunumla da yani B'de de bak dinle hisset 10 saniye süreyle yapılıyor. C'de ise 30 kalp masajı 2 kurtarıcı nefes. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Uyguluyoruz. Solunum yoksa derhal temel yaşam desteğine başlıyoruz. Şekilde olduğu gibi.
Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Temel yaşam desteği. Bakın soru işareti vermiş. Solunum desteği, dolaşım desteği. Yukarıda soru işaretiyle gösterilen, bakın soru işaretimiz gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. Kırık kontrolünün yapılması. B. Kanamanın kontrol edilmesi. C. Şok pozisyonu verilmesi. D. Hava yolu açıklığının sağlanması. Evet. Burada bakın arkadaşlar A, B, C. Yani B solunum, C dolaşım, bize temel yaşam desteğinde A'yı sormuş. A neydi? Az önce söylemiştik arkadaşlar. A hava yolu açıklığının değerlendirilmesi sağlanmasıydı. Denizli seçeneğinde doğrudur. Evet arkadaşlar çok güzel sorular kaçırmamanız gerekiyor. Evet 2021 ilk yardım ehliyette banko sizlere de çıkacak sorular hazırladık arkadaşlar. Mutlaka sizlere çıkacak. Hemen 5. sorumuza bakalım. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye süreyle kontrol edilir ve hangi pozisyon verilir? Bir el alnına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Evet, ne kadar süreyle yapılır arkadaşlar? Ne sormuş? Bakın az önce de yine konuyu tekrarlamıştık. Baş geri çene pozisyonu verilmiş ve 10 saniye süreyle kontrol ediyoruz değil mi? 10, 20, 30, 40. Tabii ki burada 10 saniye süreyle kontrol edilir. Solunum yapıp yapmadığı Adana seçeneği doğrudur. 6. sorumuza bakalım. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır? A. İyi bir sürücü olmak. B. Trafik görevlisi olmak. C. Sağlık personeli olmak. D. Sakin ve tedbirli olmak. İlk yardımcıda bulunması gereken bir özellik tabii ki arkadaşlar dikkat edersek burada da ilk yardımcı sakin ve tedbirli olması gerekiyor. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 7. soru verilenlerden hangileri kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? 1 koruma, 2 bildirme, 3 kurtarma. Arkadaşlar bu soru da sık sık sınavlarda geliyor. Maalesef arkadaşlar bu soruyu yanlış yapıyor. Bakın dikkatli okuyun. Öncelikle sorunun ne demek istediğini mutlaka iyi anlayın, sonra cevap verin. Evet, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesinde bildirme, kurtarma değil arkadaşlar. Bakın burada koruma, yani özellikle kaza yerini koruma altına almamız gerekiyor. Burada Adana seçeneği doğrudur. Bildirme ve kurtarma olan şıklarımız yanlıştır. Evet. Dikkat edin. Bildirme olan şıklar hepsi yanlış. Bazen kurtarmayı da arkadaşlar diyebiliyor. Bakın burada Bursa, Ceyhan, Denizli seçenekleri yanlıştır. Hemen 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda konular çok çok önemli. Beyin vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir sistemi, hareket sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi. Beyin, bakın beyin hangi sistemde yer alır? Tabii beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik sinir sistemi içerisinde yer alır. Evet, burada verilen Adana seçeneğinde yer alır. Dolaşım sistemi içerisinde kan, kalp ve kan damarlarından oluşuyor. Solunum sistemi içerisinde solunum yolları akciğerlerden oluşuyor. Yetişkin insanda dakikada solunum sayısı 12-20'dir. Çocuklarda 16-22, bebeklerde 18-24'tür. Boşaltım sistemi böbrekler, idrar kanalları, idrar kesesi ve idrar borusundan oluşuyor. Hareket sisteminde kemikler, eklemler ve kaslardan oluşuyor arkadaşlar. %100 buradan size sınavda soru gelecek arkadaşlar. Evet. Hızlı geçiyorum ki zaman kalsın. Evet, kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir sistemi, dolaşım sistemi,
sindirim sistemi ve solunum sistemi içerisinde yer alır. Tabii ki kalp ve kan damarlarını sormuş. Bakın arkadaşlar, hangi sistem içerisinde yer alıyor? Dolaşım sistemi içerisinde yer alır. Tabii ki Bursa seçeneğimiz doğrudur. 10. sorumuz yine 1, 2, 3 verildiği için öncelikle soruyu okuyoruz. Sorunun ne demek istediğini anlıyoruz ve o şekilde sorumuza cevap veriyoruz. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? 1. Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir. 2. Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli. 3. Çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir. Şıklarda 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 şeklinde verilmiş. Evet, soruyu okuduğumuzda da ilk yardımda haberleşme ilkelerinin yukarıda verilenlerin tamamı olması gerekiyor. Arkadaşlar, Denizli seçeneğinde doğru verilmiştir. Hemen 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuz hemlik manevrasını sormuşlar. Bakın, hemlik manevrası aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır? A. Kan şekeri düştüğünde. B. Tam tıkanma yaşandığında. C. Kanaması olduğunda. D. Kalbi durduğunda. Arkadaşlar, hemlik manevrası tam tıkanmadır. Yani bunu daha önceki konularda da anlatmıştım. İlk yardım full olarak konuları anlattım. Yine 2021 yılında konuları burada, oradan da ilk yardım konularını dinleyebilirsiniz. Tam tıkanma söz konusudur hemlik manevrasında. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını, acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediğimizde bu durumda hemlik manevrasını uyguluyoruz arkadaşlar. Evet. Tam tıkanma. Evet, dediğimiz. Şimdi bakın, burada B seçeneği dedik. Hemen yan tarafta bakın arkadaşlar, kazazedede 1, 2, 3, 4 şeklinde konuşabiliyor. Öksürüyor ve nefes alabiliyor. Rengi morarmış, nefes alamıyor, konuşamıyor, acı çekerek ellerini boynuna götürüyor. Bu da sınavlarda geliyor. Hangisi kısmi tıkanmadır şeklinde sorulmuş. Bakın, 1 ile 2 kısmi tıkanma arkadaşlar. 1 ile 2 kısmi tıkanma. 3 ile 4 ise tam tıkanma, yani hemlik manevrasıdır. Evet, bu gördüğünüz 3 ile 4 de hemlik manevrasıdır. 12. sorumuza geçtik. 11. sorumuzu işaretledik. 12. soru. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Rentek manevrasını sormuşlar. Bakın. A. Kollarının baş hizasında durmasına. B. Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına. C. Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına. D. Baş boyun gövde hizasının bozulmamasına. Evet, yaralıyı araçtan çıkarırken arkadaşlar, bu soruda sık sık sınavda geliyor. Baş, boyun, gövde ekseninin bozulmamasına dikkat etmemiz gerekir. Evet. Denizli seçeneği burada doğrudur. 13. soru. Yukarıdaki belirtiler hangi bölgede yaralanmalarında daha çok görülür? Geçici hafıza kaybı. Bakın. Burundan kan gelmesi. Göz bebeklerinde büyüklük. Göz, burun. Nerede bunun arkadaşlar? Başta. Bakın, evet. Hafıza kaybı. Nereden? Başta. Bakın, evet. Başınızı bir yere çarparsınız, hafıza kaybı yaşarsınız. Yani burada baş, karın, göğüs, omurga vermiş. Bakın, bu soruda sık sık sınavlarda gelen bir soru. Adana seçeneği burada yine doğrudur arkadaşlar. Başta görülür. Hemen diğer sorumuza geçelim. 14. soru. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. B. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra. C. Hiçbir müdahale yapılmadan önce. D. Yakınları geldikten sonra. Evet. Tabii ki burada da kaza yerindeki bir yaralı ne zaman hayati tehlikelerine karşı, tabii değil mi? Herhangi bir kan akması söz konusuysa kanını ne yapmak lazım? Durdurmak gerekiyor. Temel yaşam desteği yapılması gerekiyorsa temel yaşam desteğini uyguladıktan sonra
hastaneye sevk edilmelidir. Evet, burada da yine Adana seçeneği doğrudur arkadaşlar. 15. sorumuz yine önemli bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir? A. Bayılma, B. Beyin kanaması, C. Yüzün kızarması, D. Aşırı dozda alkol alınması. Arkadaşlar bakın, bayılma, beyin kanaması, aşırı dozda alkol nedir? Bilinç kaybının başlıca nedenleri arasındadır ama yüzün kızarması nedir? Bilinç kaybının özelliklerinden değildir. Burada Ceyhan seçeneğidir cevabımız. 16. sorumuz, hemen bakalım, yine önemli bir soru. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? A. İtfaiyeci yöntemi, B. Rentek manevrası, C. Sürükleme yöntemi, D. Hemlik manevrası, yani tam tıkanma. Tabi şekilde de gördüğümüz gibi omuzda taşıma nedir? Yürüyemiyorsa, birinci kapalıysa kişiyi omuzda taşıyacağız. Yani itfaiyeci yöntemini uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Cevap Adana seçeneği doğrudur. Evet, 18. sorumuza geldik arkadaşlar. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? A. Kanamanın durdurulması için, B. Dolaşımın değerlendirilmesi için, C. Kemik kırıklarının tespit edilmesi için, D. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Bakın şekilde de gördüğümüz gibi yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Uygulama yapıyoruz. Yani denizde seçeneği doğrudur. 18. sorumuzun cevabı. Hemen 19. sorumuza geçelim. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, ilk aşamayı sormuş bakın. Tıbbi yardım istenmesi, B. Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi, C. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi, D. Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması. Önemli arkadaşlar, bakın burada yine ne yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce aracımızı sabitlememiz mi gerekiyor arkadaşlar? Evet. Motorun durdurup aracın sabitlenmesi tabii ki nedir? Gereklidir. Evet. Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet. Rentek manevrası arkadaşlar, bakın rentek manevrası da gördüğünüz gibi kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmadır. Birinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmaya rentek manevrası diyoruz. Solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda şekilde de gördüğümüz gibi hasta yaralıyı araçtan çıkarıyoruz. Evet. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası, B. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, C. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, D. Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Burada omuriliğine zarar vermeden çıkarma, az önce de gösterdiğimiz gibi rentek manevrasını uygulamamız gerekir. Adana seçeneği doğrudur arkadaşlar. Evet, Adana seçeneği doğru. Hemen 20. sorumuza geçelim.
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir? A. Eklemde morarma ve şişlik. B. Eklem bölgesinde şekil bozukluğu. C. Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı. D. Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı. Çıkık belirtisi değildir diyor. Arkadaşlar bakın. Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı değildir. Neden? Çıkık olan, kırık, çıkık ve burkulma olan bir hastada eklem hareket ettiğinde ağrı azalmaz. Tam tersi artar arkadaşlar. Evet, burada Denizli seçeneğimiz doğrudur. 21. soru. Kalp masajı yapılacak olan kazazedede hangi pozisyon veya nereye yatırılmalıdır? Evet. Kalp masajı yapılacak hasta yaralıya verilecek pozisyon sırt üstü sert bir zemine mi? Yüzüstü sert zemine mi? Yoksa sırt üstü yumuşak bir zemine, yüzüstü yumuşak bir zemine mi? Hangisine yapılır arkadaşlar? Sırt üstü yatırılır, sert bir zemine yatırılması gerekir arkadaşlar. Kalp masajı yapılacak kazazedeye. Yani cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 22. sorumuz. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Cismin çıkarılması ve yaraya tendir diyor dökülmesi. B. Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. C. Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi. Yaralının hastaneye sevk edilmesi. D. Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ya ve yaranın sarılması şeklinde. Bu tip arkadaşlar bakın hasta yaralılarda herhangi bir cisim batması saplantı durumunda kesinlikle cismi çıkarmıyoruz. Çıkarmadan sabitleyerek hasta yaralıyı hastaneye sevk etmemiz gerekir. Verilen Ceyhan seçeneğinde doğrudur. 23. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir? A. Bulantı ve kusması olan. B. Kalça kemiğinde kırık olan. C. Omurilik zedelenmesi olan. D. Göğüs kemiğinde kırık olan. Evet. Burada da yine görüldüğü şekliyle arkadaşlar yan yatış bakın pozisyonu tabii ki bulantı ve kusması olanlarda yan yatış pozisyonu alınarak taşınabilir. Adana seçeneği doğrudur. Evet, kanama çeşitlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Çok çok önemli, yine sınavlarda geliyor. Mutlaka bilmeniz gerekir. Kanamalar atar damar, toplar ve kırcal damar şeklinde. Atar damar temiz kan taşır. Açık kırmızı renklidir. Fışkırma şeklinde kesik kesik akar. Basıncı çoktur. En tehlikeli kanama çeşididir arkadaşlar. Atar damar kanaması. Toplar damar kirli kan taşır. Sızıntı ve koyu renktedir. Gölet oluşturur. Kılcal damarda ise kırmızı renkli kan taşır. Küçük kabarcıklar şeklinde basıncı azdır. Hayati tehlikesi arkadaşlar en az olan kan çeşididir. Kılcal damar kanaması. Hemen kanamalarla ilgili bir soru sorulmuş. Sınavlarda sık sık yine sorulan bir soru. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? A. Burun kanamaları. B. Atar damar kanamaları. C. Kılcal damar kanamaları. D. Toplar damar kanamaları. Tabii ki atar damar kanamaları en tehlikeli kandır arkadaşlar. Burada cevabımız Bursa seçeneği olması gerekir. Evet arkadaşlar devam edelim. 25. soru yine önemli bir soru. Sınavlarda sık sık gelen yine bir soru. İlk yardım ile acil tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir? Tabloya bakarım. 1 ve 2 şeklinde verilmiş. 1. İlk yardım yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç vardır. Acil tedavi herkes tarafından uygulanır. Arkadaşlar
ilk yardım sağlık personeli tarafından uygulanmaz. Yani bu işin eğitimini almış herkes uygular. Acil tedavide ise yine bu işin eğitimini almış kişiler. Yani eğitim derken sağlık personeli olması gerekiyor. Doktorlar tarafından uygulanan bir tedavidir. Yani bir no'lu bakın burada yanlıştır arkadaşlar. Şuraya yanlışı koyalım. İkiye bakalım. Olay olduğu yerde bulunan malzemeler kullanılır ilk yardımda. Evet. Bu doğrudur. Acil tedavide tıbbi araç ve gereçlere ihtiyaç vardır. Evet tabii ki vardır. Yani bir yanlış, iki doğru seçeneğe baktığımızda da hangisidir arkadaşlar? Diğer seçenekleri okumamıza da gerek kalmadı. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Bu arada da ilk yardımda yani acil tedavi ile ilk yardım arasındaki farkları da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şok pozisyonu sınavda geliyor bakın arkadaşlar. Pozisyonumuz ayaklar 30 santim havaya kaldırılıyor şeklini soruyorlar. Delici göğüs yaralanmalarından bahsedeyim. Hasta yaranın bilincini kontrol ediyoruz. ABC'sini değerlendiriyoruz. Yaranın üzerine arkadaşlar bez kapatıyoruz. Nefes alması için bezi bir ucu açık bırakıyoruz. Bilinci açık ise yarı oturur pozisyon veriyoruz. Yiyecek içecek kesinlikle vermiyoruz. Yaşam bulgularını kontrol ediyoruz. Şekilde olduğu gibi. Hemen sorumuza bakalım. 26. soru delici göğüs yaralanmalarıyla ilgili bir sorumuz arkadaşlar. Delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır. Bir, yaşam bulguları ve yaralının durumunun değerlendirilmesi. 2. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi. 3. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi. Evet arkadaşlar dikkat edin. Hasta yaralılara kesinlikle yiyecek içecek verilmez. Yani 2'nin olduğu şıkkımız kesinlikle yapılmaması gerekiyor delici göğüs yaralamalarında ve diğer yaralarda. Evet burada 2'nin olduğu şıkların hepsini eleyelim arkadaşlar. Evet bakın. A'da var, C'de var ve D'de var. Bu tip sorulara bu şekilde de gidebilirsiniz sonuca. Bir tanesini bildiğiniz zaman otomatik olarak cevabımız çıkıyor. Burada Bursa seçeneğimiz bakın doğrudur. Evet. Evet 1 ile 3. Delici göğüs yaralanmasında yapılacak ilk yardım uygulamasıdır. Göğüs ağrısı yaşayan kazizedeye de yarı oturur pozisyon vermemiz gerekiyor. 27. soru yine sık sık sınavlarda gelen bir şekil sorusu. Delici göğüs yaralanmalarında kazizedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Hemen şıklara baktığımızda yine Denizli seçeneğinde delici göğüs yaralanması pozisyonu doğrudur. Denizli seçeneği. 28. soruya geçmeden komayla ilgili yine birkaç önemli şey söyleyeyim sizlere. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin dışarıdan gelen uyarılara karşı nedir? Tepkinin azalması, yok olması. Uzun süreli bilinç kaybı komadır. Koma yarı yüzü koyun yan pozisyondur. Bakın burada şekilde görüyoruz. Belirtiler öksürük, sesli ve ağırlı dürtülere tepki olmaması, idrar kaçırma, komanın belirtileridir. Nedenleri düşme, zehirlenmeler, kafa travmaları, aşırı alkol, uyuşturucu, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, havale gibi ateşli hastalıklarda komanın nedenleri arasındadır arkadaşlar. 28. soru yine komayla ilgili bir soru sorulmuş. Bakın sık sık sorulan sorulardan birisi. İlk değerlendirilmesinde bilinci kapalı solunumu olan bir hasta yaralıda yapılması gereken nedir? A. Kalp masajı yapılır. B. Suni solunum yapılır. C. Bulunduğu pozisyonda bırakılır. D. İkinci değerlendirme yapılır ve koma pozisyonu verilir. Evet. Burada İkinci değerlendirilmesi yapılır ve koma pozisyonu verilir. Seçeneğimiz Denizli seçeneğidir arkadaşlar. Evet.
29. sorumuza bakalım. Yine sık sık sınavlarda geliyor. Resimde görülen, evet, uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? Kaburga kırığı, üst kol kemiği kırığı, ön kol kemiği kırığı, köprücük kemiği kırığı. Evet, şekli görüyoruz arkadaşlar. Bakın, ön kol şekilde de ön kol kemiği kırığı tespitlerinde nedir? Uygulanır. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. Hemen 30. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? A. Çift kemik bulunan bölgeye uygulanması. B. Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması. C. Uygulanan bölgenin üzerini sargı beziyle kapatması. D. Kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazılması. Çok sayıda yaralı varsa, arkadaşlar, uzuv kopması varsa kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazılması gerekiyor. Yani Denizli seçeneğimiz arkadaşlar doğru cevaptır. Hemen 31. soruya geçmeden delici karın yaralanmalarından bahsedeyim. Hasta yaralının yaşam bulgularını kontrol ediyoruz. Dışarıya çıkan organlarını kesinlikle içeriye almıyoruz arkadaşlar. Üzerini geniş nemli bezle kapatıyoruz. Bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülü olarak yatırıyoruz. Isı kaybını önlemek için üzerini örtüyoruz. Ağızdan yiyecek içecekler vermiyoruz asla. Tıbbi yardım istiyoruz. Şekilimizde görüyorsunuz delici karın yaralanmaları da arkadaşlar bakın burada şekil olarak da sorulabilir. Şeklimize de dikkat edelim. Sınavlarda geliyor. Evet, hemen delici karın yaralanmaları ile ilgili yine bir soru sorulmuş. 31. soru. Delici karın yaralanmalarında ilk yardım aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Evet. A. Isı kaybını önlemek için hastanın üzeri örtülür. B. Ağızdan hiçbir şey verilmez. C. Yaşam bulguları sık sık değerlendirilir. D. Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür. Evet, burada da az önce de delici karın yaralanmalarından bahsetmiştik arkadaşlar. Nelerin yapılıp yapılmayacağını. Tabii ki dışarı çıkan organları içeriye kesinlikle almıyoruz arkadaşlar. Burada yanlış olan soruluyor. Denizli seçeneği evet yanlıştır. 32. sorumuza geçelim. 32. sorumuz da önemli bir soru. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? 2, 5, 8, 11 şeklinde verilmiş. Tabii çocuklarda ve yetişkinlerde temel yaşam desteği aynıdır arkadaşlar. Göğüs kemiği kaç santim olacak şekilde? Göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde olması gerekir. Yani burada Bursa seçeneğimiz doğrudur. Arkadaşlar yetişkinlerde 5, çocuklarda 5, bebeklerde ise 4'tür. Bilginiz olsun. Evet. Evet, göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde 30 kalp göğüs bası uygulanıyor. Dakikada 100 bası olacak şekilde de gördüğümüz gibi. Yine yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp bası uygulanır? Ayrıca bir not olarak aldım. Yetişkinlerde biliyorsunuz ki yetişkinlerde ve çocuklarda 5 santim, bebeklerde ise 4 santim olması gerekiyor. Burada da Ceyhan seçeneği doğrudur. Hemen 33. sorumuza geçelim. 33. sorumuzda boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan İlk yardımcının hangi seçenekteki davranışı hatalıdır? A. Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi. B. Yabancı cismi görmeden kazazeden ağız içine kör dalış yapması. C.
Kazı zedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde sırt üstü yatırması. D. Bir elini kazı zedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarıya doğru çekmesi. Evet, burada da arkadaşlar dikkat ederseniz yabancı hatalı hangisi hatalıdır diyor. Evet. Yapması, uygulaması yabancı cismi görmeden kazı zedenin ağız içine kör dalış nedir arkadaşlar? Yapılmaz. Evet, burada Bursa seçeneği hatalı bir davranıştır. 34. sorumuz arkadaşlar. Kanaması durdurulamayan bir hastada turnike uygulaması için en uygun malzeme hangisidir? Uzun bir ip, uzun bir tel, serum lastiği, geniş bir sargı bezi ve tahta parçası uygulanmalıdır. Hangisi doğrudur arkadaşlar? Burada da dikkat ederseniz Denizli seçeneği geniş bir sargı bezi ve tahta parçası uygulanır. Evet. 35. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Evet, bu 8. videomuzda 2021'de çektiğimiz 8. videomuzda son sorumuz ilk yardım için. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır? A. Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için. B. Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamak için. C. Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için. D. Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz sürücüler kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için ilk yardım becerisine sahip olmalıdırlar. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Evet. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak ilk yardım sorularını çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.